Bismillahirrahmanirrahim. Tesanüt dersleri devam ediyor. Bir başka mektupta üstad şunları yazmış. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle Lema-i İhlas'ın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. İmkan dairesinde bütün kuvvetimizle, yani böyle hafif alınacak bir şey değil, bütün kuvvetimizle ihlas lemasındaki düsturları, işte amelinizde rızayı ilahi olmalı, birbirinizi tenkit etmeyiniz, kardeşlerinizi tenkit etmeyiniz ve diğer prensipler ve hakiki ihlasın sırrını aranızda ve birbirimize karşı, aramızda ve birbirimize karşı istimal etmek, kullanmak vücub derecesine gelmiş. Yani vacip, farz derecesine gelmiş. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, eğer gerekiyorsa ruhumuzu dahi feda etmek. İşte fedakarlık budur. Bir şahs manevinin mensubu olmak budur. Gerektiği takdirde ruhumuzu dahi feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle, hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Bunlar çok yüksek ahlaki faziletlerdir. İşte sıkıntılı zamanlarda, işte baskıların arttığı dönemlerde öyle birbirine itham etme duyguları hareketlenir ve suçlayacak kişi arar insanlar. İşte sen olmasaydın, sen şunu yapmasaydın bu olmazdı filan gibisinden. Ama üstad diyor ki böyle durumlarda ruhumuzu dahi feda etmemiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine küsmek bir tarafa, kemal-i mahviyet ve tevazu ile, tam bir tevazu ve mahviyet içinde ve teslimiyetle varsa bir kusur, ondan dolayı başkasını suçlamak yerine kendini alır. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. İşte bu tesanüt manasını en çok ayakta tutan işte bu fedakarların gayretleridir. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Habbe, yani ufacık bir şey, büyür, büyütülür. Araya başka eller girer. Fitneciler parmak karıştırır vesaire. Ve bir habbeyken kubbeye dönüşür, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Şimdi nur hizmetindeki ihtilaflara baktığımız zaman geçmiş dönemlerde, hep bunların gereğinin yaşanmamasından kaynaklanan sonuçlardır. Büyük ekseriyet itibariyle. Ya ufacık meseleler, şahsi meseleler, hissi meseleler, yani çekememeler, ufak meseleleri büyütmekler ve bilhassa siyasi meseleler. Bunlar başka şeylerle birleştirilerek büyütülüyor. Ondan sonra yayılıyor, alttan alta yayılıyor. Sonra su yüzüne çıkıyor. Gıybetler, dedikodular, iftiralar, şunlar bunlar. Ondan sonra önü alınamaz hale geliyor. Yangın büyüyor. Ve başlangıçta üstadın bu prensiplerine uyulsa çok kolay söndürülebilecek olan bir fitne ateşi kontrol edilemeyecek boyutlarda büyüyor. Ondan sonra alın size bir inşikak daha. İşte bunlara meydan vermemek için üstadın bize vermiş olduğu bu bırakmış olduğu prensipleri çok iyi anlamamız, anlamaya çalışmamız ve daha da önemlisi yaşamaya çalışmamız lazım. Yine bir başka mektuptan bir bölüm. Evet, velayetin kerameti olduğu gibi niyet-i halisanın dahi kerameti vardır. Hani veliler, evliya kerametleri var. Onun gibi halis bir niyetin dahi kerameti vardır. Samimiyetin dahi kerameti vardır. Bağusuz lillah için olan bir uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde samimi tesanüdün çok kerametleri olabilir. Allah için kardeş olma şuuruna sahip hizmet erbabının, birbirini kardeş olarak gören hizmet erbabının
ciddi ve samimi tesanüdünün de çok kerametleri olabilir. Ki bu hizmetin bütün bu badireleri, kendi içindeki bu dalgalanmaları, fitneleri vesaireleri her şeye rağmen aşarak, etkisiz hale getirerek bugünlere sağ salim ulaşmasının ve kervanın yoluna devam ediyor olmasının en büyük sırrı da burada. Ciddi ve samimi tesanüdün kerameti. Ayakta olmak bile büyük bir keramettir bu şartlarda. Buna ilaveten yeni yeni hizmet hamlelerini gerçekleştiriyor olmak ayrı bir keramettir. Bunun için ne kadar şükredilse azdır. Bunu sağlayan sır dediğim gibi, daha doğrusu üstadın dediği gibi ciddi ve samimi tesanüt. Hatta şöyle bir cemaatin şahs manevisi bir veli-i kamil hükmüne geçebilir. İnayata mazhar olur. Cenab-ı Hakk'ın inayetlerine, yardımlarına mazhar olur. Görüyoruz bunu, yaşıyoruz. Onun için hakikaten bu manalar çok önemli, çok hayati prensipleri ihtiva ediyor. Bunları her zaman okumamız, her zaman tatbik etmeye gayret etmemiz lazım. Son bir cümlesiyle tamamlayalım bu dersi. Evvel ahir tavsiyemiz tesanüdünüzü muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz. Zaten tesanüdü bozan en büyük sebeplerden biri enaniyet, benlik, rekabet. Bunlardan korunmak ve itidal eden soğukkanlı olmak, dolduruşa gelmemek ve ihtiyattır. Dikkatli olmak. Bunlar bizim hizmetimizin bize yüklediği mükellefiyetlerdir. Onun için kesinlikle enaniyetimizi, benliğimizi, gururumuzu, zaten gurur ve cerbeze bunlara dayanan yıkıcı tenkitlerin ne kadar tahripkar olduğunu okumuştuk daha evvelki derslerimizde. Bunlardan çok çok uzak durmamız lazım. Tesanüdü muhafazanın da şartı bu. Nerede tesanüdü bozan bir şey varsa mutlaka oraya bir enaniyet, bir kıskançlık girmiştir. Rekabet girmiştir. Bunlara kesinlikle prim vermemek ve kardeşliğimizi her halükarda muhafaza etmek, güçlendirerek muhafaza etmek bize düşen vazifelerdir. Evet, bu dersimizde de bunları okuduk. Gene devam edeceğiz Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun.